Allah'ım ne yaptım ben? Söylediklerimi duymamış olsun ne olur. Ya duyduysa? Ne derim? Nasıl açıklarım? Her şeyi berbat ettim. Burada ne işin var? Patron görebiliyor musun? Ölmüşler mi? Ölmedilerse bile ölecekler. Onlar için buradan ötesi yok artık. Patron onları bul da ölüme terk edersek başımız belaya girer. Gebersiniz. Patron. Ne var? Ne var? Avukata ne hesap vereceğiz? Ben arayıp yardım isteyeceğim patron. Kapat o telefonu. Gerizekalı. Canına mı susadın sen? Ha? Hiç düşünmem. Yollarım seni onların yanına. O pis herif burada geberip gidecek. Anladın mı beni? Anladım patron. O zaman burada çok oyalanmayalım patron. Gidelim ha? Kurda kuşa yem lazım. Gerisini onlar halletsinler. Yürü. Sana burada ne işin olduğunu sordum. Cevap ver. Ben uyku tutmada da beni kitap alacaktım. Kitap? Öyle mi? Nerede kitap? Çık hadi. Çık. Gidebilirsin. Seni başka bir bahane bulma, başka bir yalan bulma zahmetinden kurtarıyorum. Çık hadi. Thank you.
Hayır, hayır, hayır. Gözlerini. Allah'ım. Hayır. Aç gözlerini ne olur uyan. Aç gözlerini. Uyan ne olur bana bak. Uyan ne olur uyan. Uyan. Namaz var. Niye uyanmıyor? Aç gözlerini uyan. Ne olur uyan. Yalvarırım uyan. Hadi uyan artık lütfen. Şişt, sakin ol. Sakın kıpırdama. Bacağına dal parçası saplanmış, kanaman var. Sakın ani hareket yapma, tamam mı? Sen iyi misin? Ya ben iyiyim, bırak beni. İyiyim ben. Ya yaran ciddi, anlamıyor musun? Bacağınla ilgilenmem lazım. İyiyim diyorum. Ya gördün mü? Çok mu acıyor? Çok değil. Buradan çıkmamız lazım. Ya ne yapıyorsun? Dal parçasını çıkartacağım. Öyle yaparsan artere zarar verirsin. Kan kaybından da ölmen 5 dakika bile sürmez. Şimdi ben ne desem onu dinleyeceksin, tamam mı? Ben yukarı çıkıyorum. Telefonlarımız arabada. Yardım çağıracağım. Hiç kıpırdamadan bekleyeceksin, tamam mı? Sakın hareket edeyim deme. Bir süre kan akmasının karşısını alacak, tamam mı? Sakın kıpırdama, geliyorum. İstedi ki odadan kitap alacağım demem mi? Yoksa uyurken söylediklerimi duymuş olabilir mi? Gel benimle. Ne yapıyorsun? Benimle geliyorsun. Bırakır mısın kolumu? Geç. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun ha? Yavaş ol. Sonra konuşalım. Emir uyanık duyacak seni şimdi. Şimdi mi aklına geldi? Hı? Emir'in yanında ne işin vardı? Ne yapıyordun orada? Seni mahvederim. İkinizi de mahvederim. Nasıl yapacağımı gayet iyi biliyorsun. Seni defalarca uyardım.
Neden? Neden beni dinlemiyorsun ha? Neden? Neden Allah'ın cezası? Neden? Yok. Yok, telefon yok. Nasıl yardım çağıracağım? Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Kan kaybediyor. Neye bakıyorsun öyle bömbe? Dilini mi yuttun? Ne konuşuyorsunuz diyorum. Ne söyledin? Boşandığımız için pişmanım mı dedin? Hayır. Hala sana aşığım mı dedin? Af mı diledin yoksa? Ne dedin? Gözlerimle gördüm. El ele, göz gözeydiniz. Ben sana ona yaklaşmayacaksın demedim mi? Yaklaşırsan olacaklardan sorumlu değilim demedim mi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Emir'i hemen, şimdi hapse mi göndermemi istiyorsun? Niye öyle söyledi? Keşke olanları bilse. Keşke anlatabilsin. Neyi bilmiyorum. Ne demek istedi? Of. Ne demek istediyse yüzüme söyleyecek. Hayır. Ona bu zevki yaşatmayacağım. Ne demek istediyse istedi. Niye? Neden umursuyorum ki? Ne değişecek? Yok. Onu hala önemsediğimi düşünmesine izin vermeyeceğim. Beyninle planlar yapıyorsun hala. Beni oyalayıp Emir'in aklını karıştıracak. Senden vazgeçmemesini sağlayacaksın aklınca, değil mi? Hı? Hayır, ben... Sus! Bana yutturamazsın bu aptal küçük oyunlarını. O kokuşmuş çöplüğüne, leş hayatına dönmemek için Emir'e bu konağa tekrar yamanmaya çalışıyorsun. Senin tek derdin bu. Sakin ol Reyhan. Sabret. Bırak kussun nefretini. Öfkesini boşaltsın. Yoksa Emir'e zarar verecek. Konuşamıyorsun bak. Hesapların ortaya çıkınca sustun kaldın. Dut yemiş bülbül gibi. Bak. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Öyle mi? Doğrusunu anlat.
Dinleyeyim. Orada mısın? Aç kapıyı, konuşmamız lazım. Sen iyi misin? Canın acıyor mu? Bir şey oldu mu? Yok, hayır. İyiyim ben. Sen kendine bak. Bacağını zorlama sakın. Dinlen biraz. Ben aydınlatma arayacağım, tamam mı? Gaz yağı bitmiş. Düzenli kullandığın bir ilaç ya da kan sulandırıcı var mı? Hayır. Tansiyon, şeker? Yok. Peki en son ne zaman doktor kontrolüne gittin? Niye soruyorsun ki şimdi bunları? Ya ne zaman kontrole gittin diyorum. Birkaç ay önce. Kibrit. Şimdi dal parçasını çıkaracağım. Canın bayağı acıyacak. Hazır ol, tamam mı? İçeride olduğunu biliyorum. Kapıyı aç. Sana sormam gereken bir şey var. Beğendin mi yaptığını? Asla yanına gitmemeliydin. Asla. Ne diyeceğini duyalım bir. Sakin ol. Eğer konuştukların hoşuma gitmezse olacaklardan sorumlu değilim. Anladın mı? Gözüm Emir'i bile görmez. Hepinizi yakarım. Seni dinliyorum. Sorabilirsin ne soracaksan. Sor hadi Emir, sor. Ne demek istediğini sor. Babama anlatmak istediği neymiş? Düşün. Başka bir şeye odaklanmaya çalış. Acıyı en aza indirmemiz lazım. Nasıl yani? Sen mi dikiş atacaksın bana? Merak etme, terziliğim iyidir. Sen bunu çorap söküğü zannettin galiba. Ya bana güven. Lütfen güven ya. Ha, eğer korkuyorum dersen
Şimdi kafanı boşalt, güzel şeyler düşünmeye odaklan. Sen beni dikerken mi? Evet. Ben güzelce dikiş atacağım. Sen o sırada güzel şeyler düşüneceksin. Seni en çok kızını düşünmek mutlu eder, değil mi? Masalı da haber veremedik. Çok merak etmiştir. Ya ben sana toparlan diyorum. Sen daha da geriliyorsun. Tamam, masalı düşünme. Ya yok mu içini kıpırdatan, mutlu eden başka bir şey? Seni dinliyorum. Nasıl davranıyor? Nasıl konuşuyor böyle? Az önce odadaki bakışları neydi peki? O sözlerinin anlamı neydi? Bir şey söylemeyeceksen eğer çıkar mısın? Yalnız kalmak istiyorum. Tamam, kal. Senin yanında olmaya, konuşmaya meraklı değilim. Söyledim sana. Ne kadar az görsem yüzünü o kadar iyi. Ben babama hastaneden son verdikleri raporu... Doktor bir şey mi söyledi? Yeni bir gelişme mi vardı yanımla ilgili? Hayır. Yurt dışında bir hastaneye göndereceğim. Bakacaklar. Tamam. Raporlar salondaki konsolda. Çekmecede. Diğerlerinin yanında. Yine yırttın. Köylü güzeli. Sorun yok işte, gördün. Hala benden nefret ediyor. Sadece babasının sağlığı için endişeli. Ve beni o yüzden burada tutuyor. Neyse. Zeynep gelir birazdan. Çık istersen. Buna şahit olmasını istemiyorum. Gözüm üzerinde. Sakın unutma. Tamam, bitti. Ben de bittim. 2 santimle kurtardın. Aksi olsaydı bu şartlarda bunu yapamazdık. Mutlaka hastaneye gitmemiz gerekirdi. Nasıl gidecekti ki dağ başında? Çok şanslısın. Nabzına bakmam lazım. Thank you.
Nabzın kan kaybına ve yorgunluğuna rağmen yüksek. Adrenalin yükseldi. Sen dikiş atarken. İyi dayandın. Şunu şuraya koyalım. Yarın ödem yapmasın. Sen nasıl bu kadar çok şey bilebilirsin? Konuşup enerjini tüketme şimdi. İyice dinlen. Ama seslendiğimde cevap ver. Neredesiniz ya? Hadi Narin abla bari sen aç ya. Bir haber verin. İşin ucunda uyuşturucu olması polisi arayayım diyeceğim de. Onu da yapamıyorum ki. Ne yapacağım ben ya? Kemal abi yazmış. Çok şükür. Sevin Taci, sevin. O çok sevdiğin abin tahtalı köye boylamak üzere. Belki de çoktan geberip gitmiştir, ha? Sabah bir şekilde yardım bulmamız gerek. Uyumuş. Acıdan tükenmiştir. Nabzı 60. Kritik. Bu geceyi atlatmak zorundasın. İyi olmak zorundasın. Ne olur dayan. Masalın sana ihtiyacı var. Sonra ne söyleyeceğinin ne önemi var? Niye gidiyorsun odasına? Kovdu resmen. Misilleme yapıyor aklınca. Yalnız kalmak istiyormuş. Bırak kalsın. Ona müstahak ömrü boyunca yalnız kalmak. Thank you.
Bir çıkış yolu bulmam lazım. Bir çözümü olmalı ya, olmalı. Bunu yapmak zorundayım. Gidip konuşacağım her şeyi. Bir şey mi oldu Reyhan abla? Hayır canım. Ama iyi görünmüyorsun. Hadi sen uyu artık. İyi geceler. Allah rahatlık versin canım benim. Kaburgam kırılmış. İç organlarıma zarar vermese bari. Çok geç morarmış. İç kanama başlamış olabilir. Saattir buradayız. Eğer o zamana kadar en iyi 6, en kötü 8 saat. Bırak hesap yapmayı. İkimiz de iyi olacağız. Salim çıkacağız buradan. İyi olacaksın, dayan. Dayıcığım, seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ama ben Emir'e hiç iyi gelmiyorum. Benim burada olmamam gerek. Emir çok kötü.
dağıldı. Dayıcım, sana yalvarıyorum. Bütün gücünle iyileşmeye çalış. Çünkü ben seni bu halde bırakıp gidemem. Ama onun mahvolmasını da izleyemem. Sen iyi olursan benim gözüm arkada kalmaz. Ne olursun dayı. Yalvarırım, iyileş. Sen kendini topla ki gidebileyim. Lütfen. Lütfen izin ver. Keşke elimizde yaranı dindirecek bir şey olsaydı. Ama buradayız. Elimiz kolumuz bağlı. Dayanacaksın. Çaren yok. Dayanmak zorundasın. Duyuyor musun beni? Aç gözlerini. Hani her çağırdığımda ses verecektin bana. Bana bak. Aç gözlerini, yüzüme bak. İyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Çok mu ağrım var? Kemal, uyanık kalmaya çalış. Hadi aç gözlerini, aç. Lütfen, güçlü olmak zorundasın. Hayata tutunmak zorundasın. Masala ne derim sonra? Kızını düşün. Yarın bize soracak. Neden gelmediniz diyecek. Sen anlatacaksın ona. Masal üzmeyecek pembe bir hikaye bulacaksın. Bu yüzden kendini toplamak zorundasın. Ben ona... Babam benim yüzümden gitti diyemem. Sen iyi misin? İyiyim. Yarın ikimiz de iyi olacağız. Söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Söz veriyorum. Sen benim için öyle şeyler yaptın ki. İyi ki tanımışım seni.
olanları bize. Keşke anlatabilsem. Öyle kendimi yiyip bitirmekle olmayacak. Anlatamadığı şey, söyleyemediği şey neymiş görelim bakalım. Uyudu mu acaba? Demek istedin ha? Bana anlatamadığın şey ne? Bizi birdenbire iki yabancı haline getiren şey ne? O sözlerin bir anlamı olmalı. Ve her neyse bunu mutlaka öğreneceğim. Uyuyakalmışım burada ben. İnşallah üzmemişimdir seni dün gece. İyileştiğinde biz seninle dışarıda nasıl olsa görüşeceğiz yine. Ben hep seni görmeye geleceğim. Ama burada değil. Konakta olmaz. Sen iyi olmadan da konaktan gidemem. Anlıyorsun beni değil mi? Dün gece söylediklerimi düşün dayıcım, ne olur. Şimdi
şimdi güzel bir kahvaltı zamanı. Ben hemen hazırlayıp geliyorum. Ve bana dün geceki sözlerin ne demek olduğunu açıklayacaksın. Haydi bakalım Çakır gözlüm, aç ağzını. Güzel kızım. Hadi yesene yemeğini. Ağlar arkandan da. Yemek ağlayamaz. Oy, nasıl ağlayamaz? Bak bakalım. Bak bak bak. Bak nasıl ağlıyor. Gözyaşları akıyor bak. Ameleme şehri teyze. Sen çok bilmişsin sene. Haydi aç ağzını bakalım. Hoppa. Babam sabah kahvaltı yapmadan mı çıktı? Baban şey için çıktı, baban iş için şehir dışına çıktı. Bak döndüğü vakit yediğim bütün lokmaları sayacağım ha. Haydi bakalım. Kap 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 kap. Oy! Balığın yemini havada kaptığı gibi kapaysın ha. Haydi bakalım. Ellerimizi yıkayalım. Sonra da doğru okula. Hadi bakalım. Bugün okula ben seni bırakayım mı Salcı? Olur. Gel. Halacığım, öğretmenini iyi dinle, tamam mı? Oh, hadi gel. Gel, 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 gel. Abim herhalde Narin'le tatile gitti. Hani birkaç günlüğüne gelmeyeceğiz merak etmeyin dediğine göre. Herhalde. İyi yapmışlar, hakları. Tatillerini yapsınlar rahat rahat. Biz de masalı oyalarız. Tadını çıkarsınlar bol bol. Yüzüm kireç gibi olmuş. Bulanık görüyorum. Hipotermi de başlıyor. Vakit ikimiz için de daralıyor. Ben bilincimi kaybedersem Kemal'in yaşama şansı olmayacak. Güç
güçlü olmam lazım. Allah'ım yardım et. Kahveleri salona götür Nigar. Tabii Cavide Hanım. Dayımın kahvaltısıydı. Elimden kaydı. Dayıcığın için yeniden yapmaya üşenmezsin herhalde, değil mi? Kim olduğunu sana unutturmayacağım sokak varisi. Sen artık Emir'in karısı değilsin. Onun hayatını mahveden eski karısısın. Eski. Bunu o kalın kafana sok. Oğlum. Biz de Reyhan'la babanın yemek saati hakkında konuşuyorduk. Doktor iki saatte bir yesin dedi. Burada konuşamayız. Sen ne istemiştin oğlum? Su içeceğim. Çocuk gibi beslenmesi gerekiyormuş. Her vitamini alması çok önemliymiş. Ne bekliyorsun başımızda? Şey, kahveni soğuduysa diye ben yenisini... Çekil gözümün önünden. İşine bak. Ben yokken bir şey mi oldu Nigar'la? Ne olduysa ben yokken olmuş. Konakta düzen falan hak getire. Şımarmış hepsi. Bu görgüsüzlere hikmet yüzünden katlanıyordum. Artık katlanmama gerek yok. Görgüsüz demek ha? Yıllardır arkanı toplayıp kirli çamaşırların üstünü örten ben şimdi görgüsüz oldum öyle mi? Öyle olsun Cavidan Hanım. Ben sana gülünü göstermez miyim? Ateşi var, yanıyor. Hayır. Bundan korkuyordum. Böyle olacağı belliydi. İnfeksiyon kapmış. Antibiyotik de yok ki. Ateşini düşürmem lazım. Ya ne olur aç gözlerini. Uyan yalvarırım. Hadi.
Uyan hadi. Hadi zorla biraz. Uyan. Allah'ım yardım et. Nigar'dan ne farkın var senin? Bir hizmetçi. Yok. Onun cürmü ne kadarsa seninki de o kadar. Bir böcek kadar. Oldu Nigar. Konuşmak istediğim bir konu var da. Önemli bir konu. Dayımın kahvaltısını ettirip ilaçlarını içireyim, konuşalım olur mu? Çok acilse eğer burada da konuşabiliriz istersen. Dışarıda konuşsak daha iyi. Merak etmeyin Hikmet Bey. Birazdan siz de ben de sonsuza kadar kurtulacağız. Cavidan Hanım hapsi boylayacak. Evet Nigar, seni dinliyorum. Aslında ben... Yani... Sizinle daha önce konuşmam gerekirdi ama... Benim için anlatması, söylemesi çok zor. Geveleme Nigar, hiç düşünmeden bir nefeste anlat işte. Çek Cavidan'ın ipini. Benim söyleyeceğim şeyler sizi çok şaşırtacak. Nigar. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Nigar, bir saniye. Biz bir şey konuşuyorduk. Sonra konuşursunuz. Dün gece çalışma odasında bana söylediklerini duydum. Bana keşke anlatabilsem, keşke bilsen dedin. Şimdi söyle. Neymiş benim bilmediğim? Bana anlatamadığın şey ne? Anlat. Şayet çekiniyorsan. Bak, kimse yok. Yalnızız. Biz. Benden sakladığın şey, her neyse söylemeni istiyorum. Söyleyeceksin. Düşmüyor ateşi. Mutlu musun?
Buradayım. Yanındayım. Sakın, sakın kapama gözlerini. Çok uyku. Hayır, uyuma falan yok. Diren ne olur, diren diyorum. Kurtaracağım seni. Kurtulacağız. Masal için ne olur. Dayan. Kızını düşün. Ya Masal'ı bırakamazsın. Buna izin veremem. Konuşmayacaksın. Yine susacaksın. Hiçbir şey söylemeyeceksin, değil mi? Susma. Konuş, bir kez olsun konuş. Bir kez olsun anlat. Ne olduğunu, ne düşündüğünü, kafandakileri, hissettiklerini bileyim. Ben... Buraya dayım için geldim. İyileşmesi için. Senin için değil yani. Söylemek istediğim oydu. Buraya benim için gelmediğini biliyorum. Sır değil ki bu. Bunu bu konakta yaşayan herkes biliyor. Ben sadece... Başka bir şey... Neyse ya. Hala neyi soruyorum? Neyi umursuyorum ki? Bak şunu o kafana sok. Senden artık hiçbir beklentim yok. Sadece... Babamın iyileşmesine yardım et yeter. Nigar. Konuşamadık bir türlü. Seni dinliyorum. Ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Şey, benim söyleyeceğim şey çok önemli. Kimsenin duymasını istemiyorum. Tamam, dinliyorum. Nasıl desem... Çekinme. Anlat olduğu gibi.